Beyler selamun aleyküm kardeşlerim, selamun aleyküm reislerim, hayırlı günler, hayırlı pazarlar. Reislerim nasılsınız, ne var ne yok? İnşallah iyisinizdir, inşallah her şey yolundadır. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Reisler, bugün pazar günü, yani 7 Nisan pazar, saat şu anda 11. Ben valla sabah 8'de kalktım. Ondan sonra kardeşlerime söyleyeyim, hazırlığımı yaptım. Ondan sonra dün de zaten arabayı yıkadım, cilasını attım. Tertemiz bir şekilde arabamızı parlattık. Ondan sonra birazdan videolarda da biliyorsunuzdur, Manzer Hagen buluşması var. Şimdi birazdan oraya gideceğiz. Ben demin oraya doğru gittim aslında da reislerime söyleyeyim. Ya işte biraz da geç mi geldik bilmiyorum ama aslında saat iyi. Normalde 11'de açılıyor ama trafik kilit. Vallahi trafik kilit. Ben orada bir 20-25 dakika öyle istop ettim, durdum. Neyse döndüm, vallahi yolun tersini döndüm. Dedim en iyisi güzel bir yer bulayım, güzel bir mekan bulayım. Bu yolun açılacağı yok. Bari ortalık biraz şey olsun, sakinleşsin. Ondan sonra ben öyle giderim, öyle yapacağım şimdi zaten. Vallahi geldim, bir şeyler yedim, içtim. Ondan sonra işte Feridun'u bekliyoruz. Feridun reis de yolda. Ondan sonra bugün Allah'ın izniyle çok güzel bir insanla tanışacağım. Kendisini tanırsınız YouTube'da, otoparkın kurucularından. Ondan sonra reislerime söyleyeyim, Sinan abi gelecek Allah'ın izniyle. Ondan sonra Sinan abiyle tanışacağız inşallah bugün. O da zaten Feridun'un Skyline için gelmişti. Onun arabasına çok güzel bir video çekmiştir eminim. Zaten onun hazırlıklarını yapmış da, yani her şey bitti de artık onun videosunu da inşallah onun kanalından izlersiniz. Ondan sonracığıma işte dediğim gibi Sinan abiyle tanışacağız. Ondan sonra Feridun Reis gelecek. İşte Skyline'ın yine bir iki videosunu çekeceğim inşallah. Çünkü Skyline biliyorsunuz kral. Ondan sonra işte ortam bakalım nasıl olacak. Bu açılış, ondan sonra kışa doğru da kapanış var. Kapanışa da geliriz. Yani ortam güzel reislerim, öyle söyleyeyim. Mekan sağlam. Düşük model arabası olan var, güzel arabası olan var, kötü arabası olan var. Yani kimin dört teker nesi varsa abicim getiriyor oraya. Yani maksat muhabbet, sohbet, ortam çok güzel. Kimse kimseye karışmıyor. İşte hani herkes nasıl diyeyim size, herkes arabalarını getiriyor. İşte onun arabasına bakıyor, bu bunun arabasına bakıyor. İşte biliyorsunuz böyle olayları, böyle organizasyonları. Ben de bu organizasyonu işte bir kez gittim, ondan sonra bağımlısı oldum. İşte açılış, kapanış, her zaman gidiyorum, gitmeye çalışıyorum. Bu yanlış olmazsa ya üçüncüsü ya dördüncüsü olacak, bilmiyorum. İnşallah ondan sonra kardeşlerime söyleyeyim. Aynen, şimdi gideyim. Ondan sonra zaten reisi de parlattık, cilasını milasını çektik. Şöyle göstereyim. Valla dün bayağı bir uğraştım. Saat 7'de gittim. Dedim yıkamacılar boştur. 7'de gittim. Ondan sonra bir başladım. 9.30-10'a doğru bitti. Valla araba biraz kendine geldi. Neyse şimdi birazdan oraya gideceğim. Oradan da artık yavaş yavaş inşallah güzel şeyler çekip sizlerle paylaşacağım. Birazdan Allah'ın izniyle görüşürüz. Hoşçakalın. Reisler, tekrardan merhaba. Sonunda geldik. Sonunda içeri girebildik. Galiba biraz geç geldik. Bizi asfalt yere değil de çimenli çamurun olduğu yere attılar. Ben de demin arabayla zaten kaldım orada, arkadan çeker olduğu için. Şu arkası falan var ya, full çamur, gitmedi araba. Yani bayağı bir battım yarım, öyle bir söyleyeyim. Ondan sonra biraz arkadan iteklediler falan filan ama tabii benim dışında yere basa bütün arabalar kaldı, öyle söyleyeyim. Çünkü yer yok. Bütün herkesi böyle çimene doldurdular. Bayağı bir araç var, bayağı bir katılım var. Aslında erken, yani burası 11'de açılıyor ama eğer 8'de 9'da girseydim diye tahmin ediyorum, o zaman bir içeri alsalardı kesin asfaltta yer bulurduk ama zaten 2-3 saate kalmaz burası boşalır. Boş olur yani, daha doğrusu. Ondan sonra biz de bakalım asfalt yer bulduk mu. Asfalt yerlere arabamızı çekeriz. Şimdilik arabayı buraya bıraktım. Ben biraz size etrafı göstereyim. Feridun daha gelemedi, trafiğe takıldı vallahi. Çünkü ben de zaten demin ben de giremedim. Ondan sonra bayağı bir yine döndüm, dolaştım bir 10-15 kilometre. Tekrar şansımı denedim, öyle girdim. Dediğim gibi katılım çok, bir de yollarda tek şerit olduğu için nasıl diyeyim size, bayağı bir trafik kilitleniyor. Zaten her yerde polis falan vardı, vallahi anca içeri girebildik. Ben şimdi size azıcık etrafı göstereyim. Ondan sonra Feridun gelsin. Ondan sonra Sinan abi de gelsin. Onlarla da bir tanışalım inşallah. Aynen, ortam güzel. Hadi ben size ortamı göstereyim. Reisler, gezerken gözüme bu çarptı. Bunu çekmek istedim ya. Rengi baksana. Rengi
muhteşem. İçi falan. Ya süper. İçi tam gözüküyor mu bilmiyorum ama arabanın rengi muhteşem. Yani RS 4'ün böyle bir rengi var mı onu bilmiyorum. Ama rengi gerçekten 10 numara 5 yıldız. Benim hoşuma gitti rengi. Yani bu güzel arabayı bile çimene, çamura sokmuşlar, öyle söyleyeyim. Çünkü yer yok. Yer olmadığından dolayı. Ama güzel. Makine sağlam. Zaten bu var ya, kesin 80-90 bin euro vardır. Tahmini. Sıfır fiyatını bilmiyorum ama gerçekten kasa olarak çok güzel. Zaten ben şeyleri seviyorum ya, Allah var. Audi'nin RS6'ları. Gerçekten çok kaliteli araçlar. Ama işte çok pahalı ya. Vallahi çok pahalı yani. Bazen insan diyor lan arkadaş, ona o parayı vereceğime. Yani 55-60 bine güzel GTR'lar var misal. Ama tabii zevk meselesi. Audi'yi seven var, GTR'ı seven var. Şimdi zaten bu etkinlikte Avrupa arabaları daha çok. Yani Alman markaları daha ağırlıkta. Bunun da jantları güzel. Vallahi güzel uydurmuşlar. Ben işte şimdi öyle dolanıyorum. Ondan sonra acıma. Vay be reisse bak ne koymuş. Süper Mario. Güzel olmuş. Bak bu da bayağı bir indirmiş. Bu bizim Türklerin izin arabası. Ama güzel indirmiş. Vallahi süper indirmiş. Biz gidelim yürüyelim. İşte böyle gezenler var. Zaten şu taraf, şu demirli olan bölgeler şey, VIP bölüm. Ama adam 2. Dünya Savaşı'ndan kalan jipide getirmiş. Helal olsun. Ortam sağlam. Ortam yıkılıyor bakalım. İşte böyle arabaların resmini çeken var. Ama bayağı kalabalık. Şimdi girişe doğru gidiyorum. Bakalım Feridun kesin şeyde sırada kaldı. Artık anca yavaş yavaş anca girer içeri. Bu neymiş ya? Ha, bu McLaren. Ama güzel yapmışlar. Vay. Bir de full Alcantar. Şey var. Lamborghini. Lan onu bile çimene satmışlar. Vay be. Diyorum ya, çok Avrupa arabası daha çok. Burada Corvette de var. Bir Amerikan arabası daha var. Onu da göstereyim. Ama bayağı kalabalık. Girişte yine aynı, değişmemiş, 15 euro. İnternetten alırsanız da 14 euro mu, 13.78 mi ne? Yani buraya gelip alman daha iyi. Çünkü internette bayağı bir uğraşıyor, bilmiyorsun. Maypel bir sürü şey istiyor. Ama bu da güzelmiş. Tabi motorunu açmadı, kaç beygir olduğunu bilmiyorum. Tabi BMW'ler yine daha çok. Her yer BMW, Mercedes. Ama ileride ben bir Japon gördüm. Bak o Japon'u göstereceğim. 10 numara modifiye yapmışlar. Toyota GT86 orada. Abi süper yapmışlar. 350'si. Vallahi süper. Yandaki de GT86 ama. Vallahi adamlar bayağı yapmış. Yani bayağı bir emek var, öyle söyleyeyim. Neyse yürümeye devam edelim. Arkadaşlar yani millet halen geliyor, yani havaalanı dolmuş. Halen de içeri girmeye çalışan var yani. Hava da güzel yani. Bir de bunun dışarısı var. Dışarıda da park alanları var. Full dolu. Yani vallahi halen de millet geliyor. Zaten yerde yer olmadığı için şöyle çeviriyorlar şuraya doğru. Milleti şey yapıyorlar işte. Çamur içmeni atıyorlar. Ama ortam sağlam. Ondan güzel. Güzel arabalar var.
Eski var, yeni var. Vallahi ortamsın. Al mesela. Modeli var. O pek yani hoşuma gitmiyor ama bu fiber modeli gerçekten güzel. 30 bin euro değerli. Vay adam kışta tekerlerle gelmiş. O da iyi. Neyse biz dolaşmaya devam edelim çünkü arabalar halen geliyor. Halen geliyor. Feridun geleydi de Feridun'u çekeydik. Feridun yok piyasada. Feridun dedik, Feridun geldi. Güzel Skyline'de çimene yollarlar abi şükürler. Yer yok diye. Feridun gideyim. Sinan abi de gelmiş. Şimdi Feridun'la birlikte gidelim. Aleykümselam ve rahmetullah. Sinan abi hoş geldin. Merhaba, hoş saygılarımı sunarım. Nasılsınız? Semih Emre, Sinan abi. Ya sizi ne güzel yere attılar, beni çamura attılar ya. GTR olmaz 50. Çamurda kaldım, 5 kişi tekledi arabayı. Saplandın mı? Şahit. Araba orada. Hadi yürüyün hadi. İnşallah ileride yer vardır. Sinan abi de bir yol çekiyor. Güzel bir yer bulsunlar da inşallah sandalyeleri çıkar oturur muhabbet ederiz. Ben onu takip etmem lazım. Arkadaşlar var ya inanır mısın bilmiyorum, yarım saat yürüyorum. Havaalanı o kadar dolu ki Feridun'dan önce arabayı havaalanının sonuna kadar getirdim. Tabi yine bütün ilgi Skyline'ın üstünde. Reis burada. Sen geldin. Kasa tersen geldin. Ben en iyisi ya. Artık
Bizleri görünce birisi geç geçti. Yasemin arkamdan kaldı. Onları seviyorsun. Araba ta çamurda kalmış vardı. Vallahi. Aşağıdakini yeri bulursak yine tutarız oraya. Aynen öyle yapalım. Geçen yaptığımız gibi aynı. Sevin. Demirler 34 var. Lan 34 var sen. Bu nasıl? Bu araba neydi? Yemin ediyorum. Ama sesim geliyordur. Arabada öyle bir ses sistemi var ki arabanın her yeri sallanıyor. Gençler 350Z Cabrio Mazda MX-5 Kral. Bu Kral'dan buradan çok ama sağdan direksiyonlusu yani aynı sol sağ ya soldan direksiyonlusu çok pahalı. Şimdi Sinan abi de burada. Sinan abi de video çekiyor. Etrafı falan çekiyor Sinan abi. Sinan abi, istersen VIP bölümüne gidelim. Ne var orada? Orada Kral arabalar var da senin tarzın mı? Hep Amerika. Severiz ya. VIP bölümü varmış arkadaşlar ileride. Oraya da şimdi oraya doğru yürüyoruz. Burası halk. Arabalar var böyle. İşte M3'ler, M3'ler. Orası orada herhalde Lambolar falan var. Ama biz tabii R34 olarak bu şeyin starıyız yani. Buluşmanın öyle söyleyeyim. Ama sen var bir tane var da GTR değil. Fiyat bizde güzel, jantlar falan onluk olmuş. Oo, benim araba geliyor. Seviyorum bu var ya. İmkan olsa bunu alacağım. Çok şeker araba. Fiyat olur. Ya Honda arıyorum, Honda bulan. Honda. Temizden Honda Civic bulsam. O S'ler var ya. Yok, temiz yok abi. Temizim var. Ferdun Reis burası boşalsın buraya getir zaten. Gen Golf'in Station'ı. Oradan bayağı bir basmış ama jantlar muhteşem. Jantlar bomba. Bir de bu GT'nin yani GTI'nin dizel modeli CTT. Harbiden yakışıklı. Kaldırmak bir para zaten orada. Aynen sen abi. Bak şu ondalar da güzel.
Temiz bulsam var ya bir tane alacağım. Çekiçeğin kupesi. Honda. Honda'sılar sever şey. Es gittim buldum. Adam şimdi falan tür çıktı. Bine kadar düşürdü. Ama internette yazmamış araba içine su girmiş. Honda Rex'im falan full su. Neden abi nasıl yapacağım? Oraya komple sürüklem lazım. Çünkü ileride orası kesin şöyle evet. Çürük olmuş. Evet. Sıkı sıkı var. Altında komple çürüktü zaten. 111 binde var ya motoru zaten. Evet. Var valla aklımızda var da bir şeyler bakalım inşallah. İnşallah. Kahveyi buradan mı aldın yoksa? Japonya'dan getirdim. Şeyden getiriyorsa Japonya'dan. Yok Japonya'dan getirdim. GTT'leri de biliyorsun şeye bırak GTR'a dönüştürüyorlar. Öyle mi? He öyle yap en iyisi. Biraz masraflı olacak. Station var ne güzel. 35 kişi binmiş gibi zaten. Ama plakası güzel. Japon arabası tek gibi. Full aldık. Sene sonra var bunlar 50-60 bin olur. Aynen. Eski meski ama. Var 32. Eşek. Arabanın has arabanın kralı mı? Göstermiştim ah geziyor adam helal olsun. Allah bilir nereden bulmuş adam. Ama güzel şu saate kadar saklaması bile güzel. Yemin ediyorum var ya E90'ı hayatımda böyle hani güzel görüneceğini bilmezdim ama gerçekten yapıldı mı araba 10 numara oluyor. Vallahi ne kadar güzel yapmış ya. Helal olsun. Uğraşsak böyle yapamazsın. Bunlar hep masraf. Ama güzel yapmış vallahi. Sahibine ayrı uğrayız. Çok güzel yapmış. Jantlar, mantlar. Arkadaki şu alttaki var ya. Öyle bir yakışıyor ki. Vallahi helal olsun. Dediğim gibi burada araba ucuz ama modifiyesi pahalı. Modifiyesi para. Bu MK da bizim oranın galiba. Aynen. İzerlon'dan gelmesi lazım bilmiyorum ama. Zeniz muhtemelen. Güzel yapmış. Reis galiba burası. Baksana. Demin ben buraya gelirken sapladım da burası mı? Diğer tarafını onu bilmiyorum. Araba çamur içindeydi. Neyse şimdi yeri güzel. İleride zaten. Bilmiyorum gözüküyor mu? Aynen ileride başkan. Yeri güzel. Bu arabayı şey için gösterdim. Almanya'ya ilk geldiğimde aldığım ilk araba. Opel Astra. Bunun bende mavisi vardı. Araba 600 euroydu. Yanlış olmasın. Tüvüyle mürüyle 900'le falan hallettim. Ama arabanın haliniz görseydiniz var ya derdiniz ki bu araba hani nasıl sürülür, nasıl gider falan. Biz sana o arabayı aldım. En az var ya 1,5-2 hafta uğraştım. Araba yaptım. İçini dışını. Çünkü araba perişan haldeydi. Hem fiyat olarak hem de görünüş olarak ama arabayı araba yaptık. 10 numara yaptık. Valla bir 6-7 ay sürdüm. Yağ yaktığını bildiğim halde sürdüm. O yağ yakıyordu. Ben yağ dolduruyordum. O yakıyordu. Ben dolduruyordum ama yine Allah razı olsun. Valla karda kışta beni 6 ay idare etti. Ortam dediğim gibi bayağı kalabalık. Yine 10 numara insanlar var. Favorim 350'ye. Yani görünüşü süper. Hele bunların turuncularına bayılıyorum. Bir de bu 350Z'nin arkasını yani yanlışsam siz söyleyin şeye çok benzetiyorum. 308'ler var ya GTI mi? Normal 308 mi? Tam bilmiyorum ona da çok benzetiyorum. Buraya da Amerikanları getirmişler. Ama bu Dodge Challenger yani görünüş olarak gerçekten muhteşem. Çok güzel görüntüsü var. Klasik Mustang. Bu zaten burada da
arabası Volkswagen Golf takımı. Ya bu Golf var ya çok çok. Arkadaşlar Golf, her yerde Golf var, her yerde. Sinan abi Fiesta arıyordu ama. Sinan abi Fiesta mı arıyordun? Ne? Fiesta. Ne arıyorum? Ford Fiesta mı arıyordunuz? Yani severim. Tamam, sıkıntı yok. Orada var Fiesta Estiler var. Bende var mı kanal? Ha, benim de var abi ya. Ne var? Adı ne? Abi Mad Bay Emre. Made in Çin'in değişik versiyonu. Ne, araba her şeyi çekiyor musun? Abi her şey tamir abi. Kaç takipçi var? Abi şu anda 960 mı 70? Ha, daha yeni. Yeni abi. Yani abi sen geçer. 32. 32 takipçim var. Can sıkıntısı Sinan abi, yapacak bir şey yok. Öyle. Gurbette zaman da geçmiyor. Tabii. Far alıyoruz, takıyoruz, gidiyor. Şunu yapıyoruz, gidiyor. Ama ortam güzel abi, değil mi Sinan? Ortam çok iyi ya. Sen abi 11. aydaki buluşmaya gelmelisin. Evet. Daha kim bilir ne buluşmalar yapıyorlardır. Ya o, zaman olsaydı. Dünyadaki en büyük abi. Hayır, bir de böyle mesela abi. Burada böyle çok şey araba da var. Hani buluşmaya gelmeye değmeyecek arabalar da var. Orası hani, tek JDM araçı. Ha, sırf JDM. Giriş de tek JDM araçı. Tamam. Geri kalanlar dışarıda fark etmez. Oo, bak bu neymiş, çok güzel duruyor. Eski Aston mu ne bu? Çok iyi duruyor ama. Zaman olsaydı Sinan abi Nürburgring'e giderdik. Evet. Benim artık onu bir daha driftsi var. Aynen. Nürburgring'e geçen sene gittim. Güzel ya. Nürburgring ayrı bir dava yani. Orası ayrı bir kafa, çok güzel. Benim kafa orası işte. Ben ring kafası benimki. Evet, beni öğrendim ring kafası olduğunu. Değil mi? Ring'de gideriz değil mi cayır cayır? Evet. Baba ara 34. Canı ister arabanın aldı arada. Gençler, buraya da arabanızı çıkartmak istiyorsanız 70 euro gibi bir para vermeniz lazım. 70 euro verdiğiniz takdirde burada dyno'da arabanızın testini, gücünü, yani burada her şeyini halledebilirsiniz. Acaba ne kamera gücü gözükmüyor ama. Artıyor, ne hale gelmiş ama güzel yapmış gerçekten. Yani emek var. Benim araba ta aşağıda, Ferguson arabası da ta hava alanına diye düşüyor. Yürüyoruz ya, güzel gidiyor bakalım. Ford Mustang var burada. Seat var. Gördüğünüz gibi gençler, herkes kendi halinde takılıyor işte. Skyline GT. İnanın var ya, şuna makyaj yapısı GTR'a benzer de hani motor hariç. Ama şu hali bile güzel. Ama şu hali bile enfes araba. Size şuralara gidelim. Diğer tarafta da şimdi herkes arabasını terk ediyor gitmiş. Beyler şimdi Ferdun'un arabasına doğru gidiyor.
Firdun Reis. Reis telefonu konuşuyor ama araba efsane. Firdun bu neydi ya? Silvia mıydı? Evet. Silvia da şey. Ama yanında iki daha bomba ya. İlmiyukin abiden bakalım. Araba bu. Başka da araba tanımıyorum. Yemin ediyorum param olsa düşünmem. Bir saniye bile düşünmem. Alacağım araba bu. Fıstık gibi yemin ediyorum maşallah. Allah kaza bela vermesin. Gerçekten çok kral araba. Bu da Mazda RX-8. Ya aslında bunlar da çok güzel araba da işte bu motoru artı bir adı çıktı ya motoru. Wankel motor böyle, Wankel motor böyle. Ama halbuki çok güzel araba yani. İyi kullanıldı mı? Ben öyle biliyorum. Bir de zaten bu arabayı hani bu motoru anlayan bilenlerde daha çok varmış diye tahmin ediyorum. Zaten piyasada da az var, nadir var. Temizi pahalı da böyle biraz motoru eğer zarar görmüşse onları da 2000'e 3000'e hani bulabiliyorsunuz, bulunabiliyor. Şimdi Feridun'un oraya doğru gidelim. Hava yavaştan soğumaya başladı. Belki biz de birazdan toparlanır gideriz. İnşallah, inşallah kapanışa da geliriz. Dediğim gibi ortam böyle gençler. Herkes arabasını getiriyor, çekiyor. İşte nargilesini içiyor. Ondan sonra kardeşler mesela çayını, sorbasını içiyor. Vay, vay. Station Wagon. Vay, yakışıyor. Vallahi Megane'a güzel emek vermişler. Bu arabayı 2000'e alırsınız. Ama adamın yaptığı modifiye mesela şu anda arabadan pahalı. Öyle söyleyeyim. Şu anda havaalanının sonuna geldik. Feridun'un arabası da orada. İki arabası da orada. E90'da Feridun'un. Ama gerçekten gerçekten yine en güzel araba GTR abi. Aslan 10 tane kart yapıştırmışlar. İnşallah en kısa zamanda yayınlar, sonra oradan izlersiniz. Belki birazdan toparlanır gideriz. Mikrofonu getirmeyi unutmuşum. Aklınızı helal edin. Belki sesim biraz rüzgardan kötü çıkmış olabilir. Ama size Skyline'ı biraz çekeyim de. Şu güzel arabanın güzelliğine bir doyayım. İnanın araba burada başında değildi. 40 tane kart yapıştırmışlar. Öyle güzel araba diye. Bir sürü kart yapıştırmışlar. Bu arabaya 90 da Feridun'un dizel 320. Vay, Subaru Impreza. 4 çeker. Aransız değil. Olduğu zaman sıkıntı olmuyor, alışıyorsun. Bir de ben Kıbrıs'ta okudum. Aha. Orada da zaten doğru, orada sağdı. Da alışıyorsun ya, kullanıyorsun. Abi trafik de düz olduğu için, sola göre olduğu için. Birisi drift yapıyordu da oraya doğru bir gideyim. Tam geldik, adam bıraktı. Hadi be. MX-5 çok güzel dönüyordu ama videoya girene kadar adam drifti bıraktı. Neyse. Reisler şimdi ben de arabaya doğru gidiyorum. Ondan sonra kardeşlerime söyleyeyim. Feridun'la Sinan abi onlar biraz ileride bekliyor. Ben şimdi ileriye bakacağım. Bir de arabadaydı çünkü bayağı bir bekledik ya. Burası şimdi çıkış saati ya. Burası bayağı bir kilit. Ondan sonra arkadaşlara söyleyeyim. İşte Sinan abiyle Feridun abimle Feridun Reis'le vedalaştık. Ben de şimdi arabaya doğru gidiyorum. Hazırlığımı yapayım. Ondan sonra ben de yola çıkayım. Valla
güzel bir gündü ya, yemin ediyorum. Her şey on numara. İşte buranın girişi, bir de çıkışı mesele. Çünkü bayağıdır bekliyoruz yani. Arabanın içine en az 40 dakikadır oturduk. Yol açılacak gibi değil. Şimdi zaten ben de arabaya doğru gideceğim ama ben de hemen çıkamayacağım büyük ihtimal. Şimdi arabaya doğru gidelim, ondan sonra burası boşaldıktan sonra ben de yola çıkarım. Kardeşlerim, ben şimdi geldim arabanın yanına. Ondan sonra reislerime söyleyeyim. Şimdi birazdan ben de yola çıkarım. Çıkış yeri baya bir kalabalık, baya bir kilit. Biraz yani biraz ortam sakinleşsin, öyle çıkacağım yola Allah'ın izniyle. Vallahi bugün de böyle oldu. Sinan abiyle tanıştık. Ondan sonra Feruz'un geldi. Skyline'ı çektik. Ortamı biraz çektik. Vallahi ortam yine güzeldi. Hava da güzeldi. Baya bir ilgi vardı. Baya bir kalabalıktı burası. İnşallah kapanışa da geleceğim. Allah'ın izniyle. Hatta arabanın yanına geldim. Arabanın camına kağıt yapıştırmışlar. Onu da size göstereyim de. Eğer inşallah Allah izin verirse BMW'nin buluşması var galiba 7. ayın 7'sinde. Renkli kağıdım bana yakın. Eğer imkan olursa arkadaşlar inşallah oraya da giderim. Oranın da videosunu çekerim. İşte bugün Sinan abiyle tanıştım. Vallahi çok kral bir insan. İnşallah siz de bir gün Sinan abiyle tanışma fırsatınız olur. Çok iyi, çok iyi yürekli bir insan. İşte onunla biraz muhabbet ettik. Onun da zamanı yok. İşte o da bu akşam Türkiye'ye geri dönecek. Ama inşallah dedim bir daha eğer yolu düşerse buraya Allah'ın izniyle inşallah misafir etmek isterim. Sinan abi 10 numara bir insan. Bugünü de böyle tamamladık reislerim. İnşallah video hoşunuza gider. Bir isteğiniz, bir arzunuz olursa dediğim gibi yorumların altına yazmayı unutmayın. Hepinizin gözlerinden tek tek öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.